Arkadaşlar bugün bedava taksinin yeni bir bölümü için yine karşınızdayım. İsmini Hatır Taksi koyduk. Soft Taksi gibi sevilen bir format olacağını düşündüğüm için serinin devamını çekmeye karar verdim. Arkadaşlar şimdi önce bir arabamızı yıkatmaya gidelim. Yıkamanın oradayım zaten. Sonra bedava taksi hizmeti başlasın. Arkadaşlar arabamızı yıkattık. Şimdi bugün bedava taksilik yapma zamanı. Hiç fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Gidiyoruz, hazırız ve heyecanlıyız. Evet arkadaşlar şu an Bahçeşehir tarafındayım. Direkt basıp Ümraniye'ye gideceğim. Karşı tarafta bir araba işi var. Biliyorsunuz ben aynı zamanda bu arabayı alırken nasıl vadeyle aldım. Vadeyle araba satma olanağı sağlayan bir iş yapıyorum artık. Eğer sizler de vadeyle araba almak isterseniz aşağıdaki bırakmış olduğum WhatsApp bağlantısından vadeli araba almak istiyorum diye bana ulaşabilirsiniz. Detayları da yazdığınız zaman zaten Kayra sizle iletişime geçer. Şimdi arkadaşlar Bahçeşehir tarafından karşıya doğru gidebilecek birisini bulabilir miyim, bulamaz mıyım bilmiyorum. Çok fazla vakit kaybettim ben bugün. Saat şu an ne kadar? Saat kaç lan? Saat 2:20 var. Çok fazla vakit kaybetmeden direkt yapıştırıp gitmem lazım. Ümraniye tarafına gideceğim. Sonra oradaki o işimi hallettikten sonra da kaldığım yerden başlayacağım. Bedava taksi yapacağım. Bu arada giderken yan yoldan gideceğim. Bilerek otobana girmedim. Belki hasbel kadar birileri çıkar. Hem ben de boş gitmemiş olurum. Benim için de iyi olur. Şu arkadaşı sorayım bakayım ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur abi. Ya ben sosyal medyada içerik üretiyorum. Buyur abi. Bugün de bedava taksi diye bir şey yapıyorum. Gitmek istediğin yere ben seni götürebilirim sen. Abi uzağa gidiyorum ya sana. Şey mesela yapayım. Nereye gideceksin? Levent'te. Gel lan. Vallahi. Vallahi gel. Gidelim. Eyvallah abi. Ne demek? Hoş geldin. Ben de normalde Ümraniye tarafında işim var. Dedim gitmişken birisi de yanında gelsin ya en azından. Burada ne yapıyorsun abi? Ters burası çünkü. Niye? Belki bu tarafta oturuyordur. Bir şey söyleyeceğim. Sana mikrofon taksak olur mu? Olur olur sıkıntı değil. Ben önce oradan otobüse binecektim. Sonra bir de metroya binecektim. Vallahi. Vallahi. İki vesait. Aynen. Otobüse nereye gidecektin? Mecidiyeköy. Mecidiyeköy'den metro Levent. Aynen. Şimdi arkadaşlar şunu bir kere söyleyeyim. İçerik üretiyoruz eyvallah ama bu içeriklerde ben açık rıza alıyorum. Açık rıza almazsam insanları yayınlamakta sorun yaşarım. İleride hem kendi adım hem de onların adına bir garanti olsun diye muvaffakatname var. Onda zaten okuyor insanlar. Tabi bunu da yapmak zorunda değiller ama muvaffakatname olmazsa ben bu içeriği üretemem, sorun yaşarım. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Ne yapacaksın orada? Abi ben şu an arkadaşımın yanına gidiyorum. Bir kafede çalışıyor. Manita mı? Yok ya, düz arkadaş. Kız mı erkek mi? Erkek. Normal sohbete lak laka gideceksin yani. Aynen aynen. Oradan da işte Beşiktaş tarafına ineceğiz. Öyle oturmaya. Peki gezmek için daha çok oraları mı tercih ediyorsun? Aynen yani ben işte İTÜ'de okuyorum. Ayazağa tarafında bizim okul. Ha. Oradan daha kolay oluyor işte Beşiktaş, Taksim oralar. Buradan tek vesait oraya Mecidiyeköy'e giden çift katlı otobüsler var. Aynen. Mecidiyeköy ve Taksim'in çift katlılar gidiyor. Oradan ha. Da metroya aktarma yapıyorum. Ben normalde taksiciyim kanka. Taksi videoları çekiyorum ben. Bugün de dedim yani şey olsun. Kendi arabamla başlattığım bir şey vardı. Format Hatır Taksi. Bedava taksi işte. Önüme gelene soruyorum. Benim de Ümraniye tarafında işim var dedim. Lan kendi kendime düşünüyorum. O tarafa doğru giden olur mu falan diye. İyi denk geldi. Vallahi iyi denk geldi abi, sağ olasın. Şimdi senin hakkında ön izleniminden bahsedeceğim başta. İster misin böyle şey yapalım? Olur abi. Normalde analizlerime çok
Biraz güvenen bir insanım ama belki de iyi analiz yapmayabilirim. Bazen yanılıyorum. Hatta çok kez yanılıyorum. İyi aile kültürüyle büyüyen. Küçük bir ihtimal anne baba ayrı. Ama ayrı olmuş olsa bile iki tarafta ilgili. Tek çocuk. Şu an söyleyeyim mi doğru yanlış olduğunu yoksa en son? Yok söyleme. Tamam. En son. Tek çocuk değilse bile belki bir ihtimal bir tane abi. Ama abla yok. Sonra relax bir adamsın. Fenerbahçelisin. Yani Galatasaray... Olabilir de yumuşak görürsün ya. Fenerbahçeliler biraz yani aslında ya o konuda çok iyi değilim. Belki Beşiktaş da olabilir ya. Öyle bir tarzın da varsa. Sonra şu ara düzenli manita işlerini beceremiyorsun. Ama normalde düzenli ilişkiyi seven bir adam. Sonra eğitim hayatına önem veren ve zaten bir önce sen kendine söyledin. Farklı kültürleri öğrenmeyi seven bir adamsın. Tarihe biraz düşkün. Atatürkçü. Efendime söyleyeyim. Sabit görüşlü, sabit bakışlı. Fikirleri çok değişmeyen. İnandığı olayda yani inancının milliyetçiliği var sende biraz. Artık neye inanırsan. İleride ekonomist olacak gibi bir havan var. Ekonomist. Evet, yorumlarım nasıl sence? Abi şöyle... ilk cümlen iyi aile kültürüydü. Ona katılıyorum. Anne baba ayrı değil, beraberler. İkisi de çok ilgili, sağ olsun. Tek çocuk değilim, bir kız kardeşim var. Tutturamam yok. Hiç tutturamam yok. Beşiktaşlıyım. Onun dışında... Beşiktaş'ı ama en son tahmin ettiğim Beşiktaş'tı. Onu yani diğerlerini eledim sonra. Beşiktaş'ı tutturdum ama bak. Onu tutturdum yani. Eyvallah. Beşiktaşlıyım. Eğitimime önem veriyorum evet. Onun dışında... Atatürkçü. Atatürkçüyüm evet. O en önem verdiğim kısım. Tarihi. Ha, tarihe ilgiliyim evet. İlgili evet. Ortaokuldan gelen bir ilgim var. İnanç milliyetçiliği vardı. O biraz galiba inatçılığa kayan bir şey yani kararlılık ya da... Kararlılık denilebilir evet. Aynen. Ben onu farklı da yapacağım. Saçma bir şey yapacağım. İnanç milliyetçiliği. Abi ben nasıl bir telaffuz? İnanç milliyetçiliği mi diyorsun? Ben anladım sen abi. Ama evet kararlılık evet. Aynen. Yani işte kültür farkı burada bak giriyor devreye. Yani kelime hazinemi düşüklüğünden kaynaklanıyor. Estağfurullah. Burada. Ama doğru evet. Ama bir şeyleri öğrenmek yani bilmek kötü bir şey değil. Yani kelime daracım düşük. Yani sürekli farklı insanlarla iletişim halindeyim ama hani bir laf var ya çok gezen mi çok okuyan mı diye. Ben çok okuyan değilim. Ben çok gezenim. O yüzden kelime daracım biraz daralıyor ama bence biraz empati kurabilen bir adam. O da çok önemli. Eğitimim zayıf ama öngörülü ve empatili bir adam olduğunu düşünüyorum. Saygılı, öyle düşünüyorum. Yani. Şu ana kadar tanıdığım kadarıyla öylesin abi. Eyvallah. Yani yarı yarıya gibi analizler. Bir dakika, bir de şey vardı, manita olayı vardı. Ha. Şu ara biraz böyle beceremiyorsun ama sabit, ciddi ilişki taraftarı. Yani taraftar mıyım, öyleyim gibi. Becerme konusu da biraz muallakta gibi. Bir misaldir. Aynen. Benim rakip kaçar diye bir formatım var. Bugün alacağım yolcuların içerisinden bu formata katılmak isteyenlere bir soru soracağım. Ve katılırsa eğer orada bir yarışma olacak. Bu yarışmayı da kazanan kişiye 6 aylık İngilizce kursu hediyesi veriyorum, tamam mı? Böyle bir yarışmaya katılmak ister misin? Yarışmayı söyleyeceğim. Yarışma biraz aksiyonlu, heyecanlı bir yarışma. Torba var. Torbanın içerisinden bir görev çıkıyor. Çıkan görevi yapıyorsun. Yapmak zorunda değilsin ama yapmazsan kaybedersin. Puan sistemli. Hı. En çok puanı alan yarışmanın sonunda 6 aylık İngilizce kursu kazanır. Neden olmasın? O zaman soru soracağım. Tamam. Tamam. Soru da şu. Bir tane tatlı firması var. Hı. Tamam. Ve bu tatlı firması Karadeniz'de merkezi olan bir firma. Benimle zamanında iletişime geçmişlerdi ve ben onların tatlılarını yemiştim. Afiyet olsun. Eyvallah. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Çok lezzetli. Şimdi tatlıdan biraz sana tatlayacağım. Tatlının içindekinin ne olduğunu söyleyeceksin bana. Tamam mı? Tamam. Bakma var. Kapağını anlamak istemem çünkü. Bunu açacağım. Bak. Bakmıyorsun değil mi? Bakmıyorum, bakmıyorum. Sen gözün kenarından bakıyor gibisin. Çevireyim kafamı da. Gözünü çıkar, ben kameradan sonra bakarım. Tamam, eğer bak bakarsan yanarsın bak. Evet, şuradan bir tane ikram edeyim sana şimdi. Tadı nasıl bu arada? Delikanlı gibi. Kötüyse söyleyebilirsin ya, şunu ne diyebilirsin? Kötü değil de fena... Yani bana çok hitap etmiyor ama bence güzel. Tamam. Yani benim tarzım değil diyorsun. Aynen. Bu tatlı el yapımı. Belli ama. Evet, sorusunu sorayım mı? Sor abi. Sence bu tatlının markasının ismi nedir? Markası. Hayır yani içinde ne var onu soracaktım. Ne var sence bu tatlı? Ne tatlısı? Abi tanıdık bir şey ama süren var mı? Var diye gidene kadar. Zamanım var yani.
Bence hoşuna gitti herhalde. Abi dışında pestil var. Adamsın ha. Yakaladım onu. Erik mi acaba? Karadeniz'le bağdaştırmaya çalışıyorum. Karadeniz'le bağdaştırabileceğim birçok konu var aslında. Ya, güzel de yerden yakaladım. Fındık illa var bunda da. Tamam bildin işte. Fındık ezmesi. Cevap bu muydu? Evet. Ben başka bir şey yapayım. Fındık ezmesi pestil tatlısı. Bu tatlı yörede çok meşhur bir tatlı. Tamamıyla el yapımı yani organik tatlı. Çok güzel. Ben çok beğenerek yiyorum. Yani. Biraz daha yiyince hoşuma gitti. Evet. Öyle bir olay var biliyor musun? Ben de ilk yediğimde senin dediğin gibi demiştim. Bana çok hitap etme demiştim. Ama şimdi yedikçe iyisi geliyor insanın. Öneriyor musun? Öneriyorum abi gayet güzel. Vallahi güzel. Vallahi güzel. Eğer ki tatlıdan sipariş vermek isterseniz açıklama kısmında bağlantı bırakacağım. 3 tatlı sipariş attı. Ben harbiden çok keyifle yiyorum bu tatlıyı. Çok efsane bir tatlı. Yani dışarıdan her yerden bulabileceğiniz bir tatlı değil yani. Siz mesela bu tatlıyı sipariş verdiğiniz zaman size Giresun'dan gönderecekler bu tatlıyı. Buralarda bir yerde inebilirim ben. Kaç para yazdı? Kaç para yazdı Kartepe? İyi para yazmış. Evet, işimi hallettim. De ablacığım yani sen mi tersten geliyorsun, ben mi tersten geliyorum bilmiyorum. Arkada motor var, çok güzel. Şu arka tarafta bir alışveriş merkezi var, Ümraniye'deyim. Bence geçebiliriz diye düşünüyorum. Abla bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten profesyonel, tebrik ederim. Yani her bayan geçemez, vallahi güzel oldu. Şimdi arka tarafta bir alışveriş merkezi var. O alışveriş merkezinin oradan bir yerden belki birilerini alabilirim diye tahmin ediyorum. Oradan birilerini alırsam efsane olur ama alamazsam da Ümraniye'den ufak ufak çıkarım herhalde. Yani birilerini bulup da buradan uzaklaşmak istiyorum. Aha, bu alışveriş merkezinden de var ya ne zaman yolcu alsam hep karşıya gidiyor. Taksideyken yani. Pardon şu bir sağa doğru bir yanaşayım. Müsaaden varsa. Of. Ya yani burada da bekleniyor ki. Eyvah. Ben düz gideceğim. Sağ ışık yanıyor. Hah. Tamam. Burada da yanaşan bir yer yok. Ulan var ya şurada bir kız duruyor. O kıza söylemek istiyorum da kalbim çarpıyor heyecandan. Şimdi bir de tepki görürsem. Bilmiyorum belki ya birini bekliyor ya da bir yere gidecek gibi bir havası da yok. Vallahi cesaret edip gideceğim söyleyeceğim ben. Hanımefendi. Bir şey soracağım ama. Bir saniye. Al kız güler yüzü bir şey soracağım deyince adres falan soracağım sandı ama. Bir şey soracağım da. Ya bir yere mi gideceksiniz? Evet. Ben sosyal medya içerik üretiyorum da. İsminiz Ali Kaçar mı? Ya gerçekten var ya evet. Ben sizi tanıyorum. Bugün vallahi çok sevindim. Ya. Sabahtan beri böyle size bakıyordum ben orada. Ben bugün bedava taksi diye bir içerik üretiyorum tamam mı? Oradan bakıyordum acaba gitsem söylesem böyle bir şey. Bana mı denk geldi? Böyle bir şey. Yapar mısınız? Çok güzel olur. Para ödenemiş olur. Vallahi. Gelseniz de götüreyim istediğiniz yere. Olur, çok iyi olur. Buyurun. Bir şey diyeceğim. Nereye gideceksiniz? Kadıköy'e. Ay tamam. Çok iyi oldu. Vallahi çok sevindim ya. Hoş ben geldiniz. De. Nasılsınız? Sağ olun siz. Ben de iyiyim. Bir şey diyeceğim. Ben kurgu sanıyordum. Ne videoları mı? Evet. Yok ya ben kurgu video çekmiyorum. Gerçekten yani hiç denk geleceğini düşünmemiştim. Bugün sabah bir tane çocuk aldım aynı böyle. Benim burada işim vardı tamam mı? Ümraniye tarafında. Karşı tarafta bu arada valla çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Çok iyi. Ben sizi takip ediyorum. Valla mı? Evet ben de içerik üretiyorum sosyal medyada. Nerede YouTube falan mı? YouTube'a da ama YouTube'a çok az kullanıyorum. Yani çok az yüklüyorum video. Genelde Instagram'da ve TikTok'ta.
Ne üzerine? Ya toplumsal konular hakkında videolar yüklüyordum aslında önceden, eleştiri videoları. Şimdi birazcık daha böyle gündelik olaylar hakkında, başımdan geçen olayları anlatıyorum. Çok şaşkınım ama. Bir şey diyeceğim, mikrofon versem olur mu? Çekim mi yapıyoruz? Ha, çek. Ben bahsetmedim mi? Yok. Hayır, dedim ya bedava taksi yapıyorum. Aa, doğru doğru doğru, evet. Sen de niye bindin demiyorsun? Buraya tak. Güzelmiş. Şimdi çekim yapma ödeseydin ne yapacaktın? Hı? Çekim yapma ödeseydin ne yapacaktın? Bilmiyorum. Bu arada enerjili birisin. Bir anda ses sana döndü. Rahatsız olsan söyleyebilirsin. Yok hayır. Olur mu? Estağfurullah. Beni tanıyor olmandan. Evet ya, ben tanıyorum sizi. Çok seviyorum. Çok sevdim. Vallahi Allah razı olsun. Evet. Hep böyle şey düşünüyordum. Acaba kurgu mu? Değil mi? Nasıl oluyor böyle? Bir şey söyleyeceğim. Samimi bir cevap bekliyorum. Tamam. Şu arada dolgu var mı? Yok. Botoks hayır, diyorlar. Yok ya, hiçbir şeyim yok kesinlikle. Daha 21 botoks yaşındayım. Botoks diyorlar. Kaç? Bilmiyorum ki, 21 yaşındayım. Aa. Niye, büyük mü duruyorum? Yok, olgun duruyorsun. Ya yaşlı göstermiyorsun, farklı bir versiyon. Hayır, yani mesela... Yok yok, hiçbir şey yok. Sana ben 21 demezdim. Param yok zaten, istesem de yaptıramam, boş ver. Ne kadar zayıflarsam zayıflıyım, gitmiyor bunlar. Eskiden hiç sevmiyordum ama artık seviyorum. İlk soran kişi sen değilsin ama. Dolgun ne? Botoks mu oluyor, dolgun mu oluyor? Bilmiyorum ya, o kadar ben de Fransızım. Benim genelde burnumu soruyorlar. O da yapma değil. Hiçbir şey. Allah'ım güzel yaratmış. Allah sahibine başlasın diyelim. Amin. Kadıköy'e neydi? Arkadaşlarımla buluşacağım. Uzun zamandır arkadaşlarımla buluşamıyordum. Manitanın yanına gidiyorsun. Yani yok, manitanın yanına değil. Hayır ya. Vallahi nereye gidiyorsun? Hayır ya, manitam yok ya. Arkadaşımın yanına gideceğim. Oturacağız birazcık. Hava da güzel. Bayağıdır sıcaktı. Müsait de olamıyordum içerik üretmekten. O kadar aktifsin yani. Aktifim evet. Ya eskiden çok aktif değildim. 70 bin küsür. Ooo. Ya senin kadar değilsin. Senin 150 bin küsür takipçin vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Sen beni bayağı takip ediyorsun. Evet, ben çok az kişi takip ediyorum. Onların içinden de sen varsın. Mikrofon kayıtlı mı şu an? Kayıtlı. Valla teşekkür ederim. Ya. Rica ederim, ne demek. Kaliteli içerik üretenleri takip ediyoruz ya. Şimdi ben demin dedim ya, hani olgun gösteriyor şimdi. Dürüst bir cevap bekleyeceğim, tamam mı? Tamam. Hatta bugün şöyle bir şey yaptım. Sabah bir arkadaş yaptım, analiz yapıyorum, tamam mı? Arada binen kişilerle alakalı analiz yapıyorum. Şu tamam. An, yani ilk görüşteki düşüncelerimi söylüyorum. Tamam. Şimdi seninle alakalı düşüncelerimi söylememi ister misin? Ayıp olur mu? İsterim ya. İsterim. Valla. Açık açık söyleyeceğim, ne düşünüyorsun? Ama kırma bak. Ben tamam. Birazcık kırılganım. Valla kırılganım. Zaten linçlenmekten artık böyle canım çıktı sosyal medyada. Bir de sen linçleme. Linçliyorlar mı? Linçliyorlar. Ya beni de çok linçliyorlar. Ama resimden çok, benim anama babama da sövüyorlar. Valla. Dava aç. Açıyorum. Aç yani. Birini açtım ve ondan 68 bin lira para aldım. Oo, ben almadım o kadar büyük para da abi. Ondan sonra bir de paylaşıyorum, kazandım diye. Şimdi artık kimse küfretmiyor bana. Ne diye küfretmişti? Senin ananı, bacanı, seni şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Niye? Manyak çünkü. Bir dakika. Ya sen insanların sağlıklı olduğunu mu düşünüyorsun? Çok mantıksız. Şeyler var ya, böyle yaşlı sapıklar var, tamam mı? O yok, bu insan. Gençti ve memurdu yanlış hatırlamıyorsam. Aa, polis falan mı? Galiba polis de, evet. Hatta anladım. Dava sürecinde bana Twitter'dan da mesaj atmış bir sürü. Esnem ne olur geri çek, mesleğim yanabilir. Ha. Mesleği yanıyor mu yanmıyor mu bilmiyorum ama galiba yanıyor yani ki öyle bir şey yazmış. Ben o mesajı görseydim belki davayı geri çekerdim ama çekmedim. Öyle açıyorum yani küfredenleri. Şimdi bir tanesi var mesela, haberi yok. Sürekli yorumlarıma köpek Esnem yazıp duruyor. Ya niye köpek Esnem yazarsın ki? Nefret ediyorum bu karıdan. Bir dakika, erkek mi? Bu da erkek. Genelde takipçilerin erkek mi? Şu an %65'i erkek, yüzde kaç oluyor, 45 mi oluyor eminim? 35. %35'i kadın. Bir ay önce %75'i kadındı, %25'i erkekti. O atsım içeriklere göre değişiyor aslında. Bir şey söyleyeceğim, analizimi yapacağım. Yap. Peki daha önceki giyim tarzınla şu an giyim tarzın değişti mi? Daha açık... Videolarımda mı? Evet, hayır, daha açık giyiniyor musun? Hayır, videolarımda eskiden pijama giyiyordum ben. Kalkar kalkmaz video çekiyordum. Saçlarım falan dağınıktı. Hatta annem çok kızıyordu. Esnem şu saçlarına bir çeki düzen ver falan diyordu. Sonra dedim ki artık böyle olmaz daha dedim. Hani artık bir çeki düzen vermem lazım. Sonra normal giymeye başladım. Hatta şöyle söyleyeyim. Özellikle dekolte göstermemeye özen gösteriyorum. Özen gösteriyorum yani ama... Normal dekolte giyinir misin günlük hayatında? Yani bazen. Çok değil.
Ama şimdi kime göre dekolte? Analiz yapacaktın. Heh, yapacağım. Ama kötü bir şey söylemeyeceksin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak bende şöyle bir olay vardı. Ben de eleştiri normalde aslında sevmemiz lazım. Tamam mı? Niye? Çünkü eleştirimiz düzeltir. Ben de çok fazla linçleniyorum. Çok küfür ediyor bana. Hadi ya. Vallahi ben çok çok fazlasıyla küfür yiyorum. 3 tane avukatla çalışıyorum. Cidden çalışıyorum. 3 tane avukatla sağa sola da ilgileniyor. Dördüncüsü ben olayım mı? Ben de hukuk okuyorum. Valla. Mezun olunca. Avukat mı olmaya çalışıyorsun? Evet. Yakışır mı? Bir dakika dur analiz yapacağım şimdi. Analiz, evet, senin kibrin o yüzden oradan geliyor o zaman. Şimdi ya biz Kadıköy'e gideceğiz, ben burada çok bilmiyorum, navigasyonu da çağırdım. Ama açayım şimdi sen. Yani özünde iyi bir insansın bence. Hayvan sever. Hayvan sevmeyen de artık yani bir kaybolsun yani. Hayvanı da sevin yani. Ondan sonra kimsesizlere düşkün. Böyle hani sokakta falan. Hani iyilik yapmayı seven. Evet. Anladın demek istedim. O tarz bir yapım var. Ama biraz kibrin de var bence. Güzelliğine çok güveniyorsun. Güzel de birisin yani maşallah diyelim. Kendinin özel olduğunu düşünüyorsun bence. Bence herkes kendisinin özel olduğunu düşünmeli, bunun farkına varmalı. Bak mesela ya. Bu. Bak mesela gördün hepimiz mü? Hepimiz özeliz ya. Hepimiz bambaşkayız ya. Sonra Galatasaraylısın. Hayır. Fenerbahçe mi? Hayır. Beşiktaş takım mı? Videosu çekiyorum bu aralar. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş formalarını giyiyorum. Sen Trabzonspor'dasın o zaman ya. Sen Trabzonspor'da. Daha karar veremedim. Takımların formalarını giyip hatta içerik üretiyorum şu an. Yorumlara göre karar vereceğim hangi takım tutmam gerektiğini. Tabii bu yüzden el işlediler beni. Yok efendim Beşiktaş'ta sonradan olunmaz, doğulur. Ha, herkes anasının karnından doğarken zaten öyle doğuyordu Beşiktaş deyip. Böyle saçma şeyler de oluyor. İçinden geçen Beşiktaş. Tamam dur. Benim analizlerimi bölme. Tamam. Ben devam edeceğim. Sabah da bunu aynı kişiye söyledim ama babanla aran iyi değil. Ama annenle çok iyi bir ilişki var. Hayır, ikisiyle de aram. Dur bölme ya. İkisiyle de aram çok iyi. İkisini de çok seviyorum. Canım vallahi. Annem, canım babam valla. Babamla aram çok iyidir. Bir tane ablan var. İki tane. Tamam, ablan var yani sonuçta. En küçük sensin herhalde. Evet. Ben onu bildim, en azından onu bildim. Yani ablanı da bildim. Üç kız kardeş misiniz? Evet. Valla mı? Evet. Peki en güzeli kim sen? Sen onlar misin? Benden daha da güzel. İçerik üretiyor mu onlar? Hayır. Birisini influencer yapacağım ama. Evliler mi? Evet, yeni evlendi. Birisi 6 ay oldu. Biri yurt dışında yaşıyor. Diğeri de İstanbul'a geldi şimdi, Beykoz'a. Normalde İzmir'de yaşıyordu. Şimdi İstanbul'a taşındı. İkisi de birbirinden güzel. Hukuk okuyorsun bence. Hadi ya. Demin söylemiştim ona. Aynı zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi'nde sivil ev ulaştırma işletmeciliği bölümünün birinci sınıf öğrencisi. Ya bunu tahmin edemezdim, bunu tahmin edemezdim yani. Üniversite okuyorum. Şey geldi aklıma. Bunun da kibri var üstümde, ona göre. İki tane üniversite okuyorsun. Bu arada yani şey değilimdir ya, çok mütevazi bir insan olduğumu düşünüyorum. Evet evet, öyle gerçekten yani. Sonra, valla güzel oldu ya, iyi ki Arna'yı denk geldik yani. Yüz analizimi yap. Yüz analizi, al işte bak kendini özel, ya beni sev. Anladın mı? Ben oyum yani, o ben olmalıyım yani. Hep en iyisi ben olmalıyım. Bak ben mesela kaşlarımı hiç beğenmiyorum. Çünkü yani şurada bir eksiklik var, çıkmıyor yani orada kaş. O şekilde analiz istiyorsun, tamam söyleyeyim. Evet. Kaşlarını mı beğenmiyorsun? Evet. Sen ha şu sol kaşının kenarında böyle şey gibi kalemin ucu kadar bir yer. Evet, ya, beğenmiyorum. Onu mu ve dalga geçiyorlar benim kaşlarımla. Evet. Tamam, yüz analizini yapayım o zaman. Burun yapın güzel. Yani gerçekten estetik gibi. Değil. Kamerayı şöyle yan gösterebilir misin? Bunu? Nerede biraz kamera? Şu kamera. Biraz. Oldu mu? Burnun estetik gibi. Güzel burnun var. Bence kaşların da güzel. Şöyle kenara yapar mısın? Ne saçlarını yapayım? Kenara ayırır mısın? Yani kaşların iyi, yayık böyle güzel. Eskiden bu kaş modaydı, sonra ya. Karılar bir incelediler sadece kaşları. İyi olmadı yani. Yok ya, ince bana yakışmıyor. Yani işte sonra böyle, hatta bilir misin Ebru Gündeş'in falan böyle çok eskiden böyle 3-4 tane kıldan böyle şey yapıyor. Evet evet. O, bir zaman o modaydı. Sonra işte şu an tekrar böyle kadınlarda kalın kaşa doğru dönme evrilme olayı var. Senin kaşların bence ideal. Benim kaşlarına benziyor. Evet. Benim de böyle yayıktır. Annemin de öyledir rahmetli. Her neyse, cildin pürüzlü. Ciltte biraz kusur var. Yüz analizi değil mi? Böyle yapılıyor değil mi? Yüz sadece analizi. Yüzümde yok ya. Bak boynumda da var stresten. Ha, görüyor musun? Sivilce evet. Stresten. Niye öyle peki? Çok dengesiz besleniyorum. Besleyenim yok. Anacığım yanında değil. Ha, normalde anacığın yanındayken böyle var pürüzler çıkıyor. Ya bu kadar değil. Ya bir de stres, yalnız yaşıyorsun, yanında kimsen yok. Öyle oluyor işte.
Saçlarında bence eğer bir katkı maddesi yoksa diri duruyor. Onu evet çok öyle. Saçlarımı beğenirler de şu an birazcık iyidir. Seyrek ama kalın telli sen. Seyrek değil ya. Çok yoğun derler hatta kuaförler. Böyle öyle illallah mi? Ettirdim kuaförleri. Hatta benden sürekli fazla para alıyorlar. Çok fazla boya kutusu harcattığım için onlara. Sürekli çöpe atıyorlar. İşte Esnem şu kadar boya kullandı, şu kadar boya kullandık. Kuaförler de çok pahalandı zaten. Bir saç kesimi 500 lira olmuş kadınlar, ya. Kadınlar da bir kendim işte keseceğim artık. Heh evet, en büyük analize geleyim bir daha. Yüz analizi değil bu. O, ben dedim ya olgun görünüyorsun diye. Şu an kaç yaşındasın? 25. Delikanlı gibi bir cevap bekliyorum. Tamam. Işığımızı yaktığımıza göre cumartesi gecesi saat 8'de neredeydin? Cumartesi gecesi saat 8'de neredeydin? Hayır, hayır, yukarıda ışık verip böyle sorguya çekiyorlar ya, ışıkları en çok geldi. Ya ben de düşünüyorum ya. Şimdi sen kendi yaşında bir insanla sevgili olur musun? Erkek. Asla. Olmaz mı? Asla olmam. Yapamam. Yani bir en az bir 27-26 olması lazım. En az 5 yaş büyük olması lazım. Dediğin gibi 26'ya denk geliyor zaten. Bazı erkekler de var mesela. Ben sizin gibileri çok iyi biliyorum. Ya, ya mesela benimle aynı yaşta ama çok olgun insanlar da var. Onlara bir şey diyemem. Sözüm meclisten dışarı. Yani onlar da üstlerine alınmasınlar. Tercihim yani en az bir 5 yaş büyük olması. 5 yaş 10 yaş arası. Ama bir arkadaşımla aldatsa mesela o zaman tabii bambaşka bir boyut. Evet. Benim için. Tatlı mı alabilirim? Bir dakika. Bundan mı yiyeceksin? Bundan mı? Ondan aldım ben. Evet. Şimdi evet büyük soru geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun içerisinin ne olduğunu bilirsen benim rakip kaçar diye formatım var. Hı. Biz bu formatta şey yapıyoruz. Bir torba oluyor. Birbirini tanımayan 4 tane farklı kişi var. Ve bu torbanın içerisinde herkese bir görev oluyor. Böyle tombala çeker gibi çekiyorsun içerisinden. Bu görevleri yapanlara biz puan sistemi var. Puan işte farklı bölümler var. Puanları içerisinde en çok puan alana 6 aylık İngilizce kursu veriyoruz. Şöyle yapabilir misin Engin? hızlı. Rakip kaçar bu formatın ismi ama biraz çılgın şeyler oluyor. Mesela gidip işte falanca erkekle öpüş falan demeyeceğiz. Hayır ya. Üzülüyormuş. Nasıl öyle bir şey var? Mesela şöyle bir şey çıkabilir. Tabii yapmak zorunda değilsin. Sallıyorum. Bir tane erkeğin yanında oturursun. Sana bir şey söylenir. O söylenen şeyi ona mesela sallıyorum. Evden kaçtım. Babam beni dövdü. Erkek arkadaşımı da yakaladı. Anladın mı? Sonra biraz da uygun olmayan pozisyonu da dövdü. Şu an biraz da işte çevreme de rezil etti beni. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ne yapmam lazım falan. İşte gidip birisinin yanında bir itirafta bulunabilirsin. Tepki kurgu. Ölçün. Kurgu değil. Yalan söyleyeceğim sen ama yani. Sen biliyorsun. Tabii bu yani böyle bir olay gerçek değil zaten. Ha. Gidip yani birisiyle bir münakaşa içerisindeyken baban seni bastık. Öyle bir olay yok yani. Orasını biz canlandırıyoruz. Yani uyduruyoruz. Tamam. Çektiğin torbanın içinde böyle bir şey de çıkabilir. Ya yani biraz böyle spesifik olaylar olacak. Yani olayların olacağı bir format o. Tabii böyle bir şey de çıkmaz belki. Şey de çıkabilir belki. Ruj sürersin, sosyal medyada paylaşırsın. Ama bu bir erkeğe de çıkabilir tabii. Ha, güzel, mı? Sevdim bunu. Katılmak ister misin? İsterim. Vallahi. Vallahi. Tamam, sorunun cevabını o zaman alalım. Yemiş olduğun tatlının markasının ismini yazsın. Ya. Ben bu tatlıyı çok yiyorum bu arada. Vallahi. Evet, ablam hep bana getirir ve bu çok lezzetli. Nereden verdin bana? Ya ona bakma. Bir yerden verdin ama. Bilmiyorum ya ama istiyorum da. Aslında soru bu değildi ama İnsanların kafasında bir algı oluşturmak için böyle soru soruyorum. Hmm. Tatlının markası Üçtat. İsterseniz açıklama kısmında link bırakacağım. Güzel mi? Önerir misin? Üçtat çok güzel dönerim. Vallahi. Ben yiyorum zaten bunu. Sen Karadenizlisin. Bu Karadeniz'de elle yapılan çok bir tatlı. Güzel. Yöresel bir tatlı zaten. Sizin oranın tatlısı. İçerisindeki yani nedir yani? Hindistan cevizi var üstünde. Tamam. Çok tatlı bir şey. Bal falan var mı acaba? Şeker. Şeker kesin var. Kesinlikle olamaz şeker. Şekersiz tatlı mı? Ya ben de ciddi ciddi dinliyorum ya. Aa falan diyormuş. Gerçekten şeker var. Ya karamel olabilir mi? Ne bileyim içinde ne var? Güzel bir şey işte. Tadı güzel yani. Yani gidiyor. Bana bir tane... Bilmiyorum. Pestil. Ne bileyim ya. Ciddi misin? Evet. Uydurdum, yemin ederim ki uydurdum. Bir şey daha var. Ne var? Fındık.
Ha evet ama ezilmiş hali değil mi? Yani fındık ezmeli pestil tatlısı. Nasıl da buldum? Nasıl yani... da buldum? Galip'ten bana haber veriyorlar. Yer misin bir tane daha? Yok teşekkür ederim yok. Ağır zaten. Hoşuna gitmedi mi? Çok güzel. Ağır ama bak bu vücudu koruyabilmek için öyle. Hmm. Beni şişkin sanıyorlar sosyal medyada ama değilim. Bak görüyorsun kendini zayıfım. Söyle söyle ezdin beni zaten söyle. Ben uygun bir yer dinleyebilirim hemen sağ tarafta. Çok teşekkür ederim bu arada gerçekten. Vallahi ben de çok teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim oradan buraya tahminin ne kadar yazardı? 500 yazar mıydı? Bence yazardı ya. 700. Demin 700 tutuyordu. 710, 500 lira. Yani 1200 lira falan bugün zarar ettim. Ben de kar ettim. Ya niye benim gibi bir insana tanıştın? Hayır ben şey lütfen yapıyorum. Şey yapıyorum da ay. Bugün çalışmış olsaydım, taksilik yapmış olsaydım kaç para kazanırdım? Onu da söylüyorum aynı zamanda insanlara. Çok teşekkür ederim. Valla beni kırmayıp ben bana güvendiğin için. Valla çok mutlu oldum. Allah ben razı olsun. Çok memnun oldum. Çok da memnun çok oldum. Instagram'dan etiketleyeceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi hoşçakal. Bu kafeye mi geldin? Hadi bakalım. Hadi hoşçakal. Evet, Eslem Hanım'ı da bıraktım. Bu arada arkadaşlar, yani bu sohbetler uzun sohbetler oluyor. Bundan mütevellit de çok uzun bir video olacak belli ki. Şöyle yapalım, topluluk kısmında yine bir anket düzenleyeceğim. Eslem Hanım'la yapmış olduğumuz sohbetin tamamını izlemek isteyenler evet ya da hayır diye bir topluluk anketi olacak. Oradan anketi oylarsanız çok sevinirim. Şimdi Kadıköy Rıhtım'a doğru gitmeyi düşünüyorum. Tam da Kadıköy'e de gelmedi bu arada. Kadıköy'ün bir mahallesine geldi. Aşağı doğru ineyim. Ya bunu yapmamdaki sebep hani korkuyorum biraz. Sokak arasında birilerine böyle bir talepte bulunduğu zaman büyük tepkiler görebilirim diye. Ama şey olursa eğer biraz daha böyle sahil kesimine inersem oralarda insanlar biraz daha şey öngörülü. Mesela içerik üreteceğim dediği zaman daha böyle ılımlı davranıyor. Neyse ben bir sahil kısmına doğru ilerleyeyim. Orada tekrardan yeni birisini almaya çalışacağım. Umarım denk gelirim yani birisiyle. Çikolata aldım, karnım acıktı. İki tane aldım, soda aldım bir de. Artık kime denk gelirse ona vereceğim. Şey sodayla, çikolata içti. Anladınız. Ama burada tam oldu mu acaba ya? Oturayım. Şaka yapıyorsun. Abi sana yemin ediyorum daha 10 dakika önce seni izledim. Bak vallahi şakasız abi, abartısız söylüyorum. Bursa'dan geldim. İlk gördüğüm adam sensin. Ne yapıyorsun abi, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Abi sana dedim ki sinyal atmıyorum. Ne? Sana bakayım bana bir tane taksi yönlendir. Bak 2 saattir burada taksi. Valla ben ben buranın şeyi değilim. Abi, hani bak, bir dakika dur. Bak sinyal değil abi, seni bildiğim için geldim. Yemin ediyorum. At çikolata ikram edin sen. Eyvallah abi. Abi de sonra valla. Yemin ediyorum hala orada fazla aldım şu anda. Bak Allah çarpsın, daha yeni geldim İstanbul'a. Nereden geldin? 10 dakika önce seni izledim ya. Bursa'dan geldim. Bir şey söyleyeceğim. Bak ben bugün bedava taksiye format yapıyorum, tamam mı? Abi istersen para al, beni kurban olayım, götür bak. 2 saattir taksi var şu İstanbul'da. Tamam ben seni götürüm, gel gel. Adam sana değil, yemin ederim bak şaka gibi. Çok da yüzsüz bir adamımdır abi, direkt söylerim yani, çekinme. Ne yaptın? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Şaka mı bu ya? Bak 10 dakika ben, önce abartısız şey seni izledim yani. Valla? Yemin ediyorum ha, baktım burada bir şey geliyor. Ben de gittim sigara abi. Hala şoktayım. Olaya bakayım. Ya ben bugün bedava taksiye format başlattım. Karnım acıktı. Lavabo ihtiyacım falan var dedim. Benzin istasyonuna gireyim. Teşekkür ederim. Abi böyle bir şey yok ya. Geldim 2 saat elim böyle havada, taksi durmuyor yani. Bu memlekette nasıl yaşıyorlar ben anlayamadım hala yani. Sen sana taksiye mikrofon sana versen... değil abi yani. Sana mikrofon versem olur mu? Senin ne oldu abi? Normal taksi değil bu. Ben şimdi dedim ya, bedava taksiye format başlattım. Evet. Bugün de önüme geleni alıyorum. Ben gidiyorum otobüs duraklarına, sağa sola gidiyorum. Yani sana da iyi denk geldi. Sen direkt abi normal bir şekilde böyle insanlara gidip soruyorsun. Okey. Ama mesela bu araç yapıyorsan yanlış anlamıyor mu insanlar? Anlıyor bazen. Değil mi? Anlıyor. Ben şimdi sana da iyi denk geldi o yüzden. Ya ben normalde sen demeseydin bana götürdü, ben sana söylerdim. Bana abi mesela ben seni tanımasam durduk yere böyle bir şey desem bu adam derim beni gasp edecek, bir şey yapacak yani. Ben sana açıkça söyleyeyim. Araba da yapılı araba, ben sana söyleyeyim abi. Araba çok güzel. Arabayı beğendim. Sana ama bir şey söyleyeyim mi? Çekilme abi, bir şey düşünüyorum. Abi yemin ediyorum Suadiye'ye gideceğim buradan mesela. Biliyor musun Suadiye'yi sen? Ben Avrupa yakasında tanıyorum. Suadiye'yi nereden biliyorum abi? Ben taksiye binecektim, gidecektim. Ya adamlar durmuyor abi bak. Hakikaten ben şunu anlayamadım. Her yer taksi mesela. Şimdi sen taksicisin. Niye durmuyorsunuz abi? Abi durun, parasıyla değil mi ya? Bedava mı gideceğiz?
tipe göre muamele ediyor. He. Sen şimdi böyle dövmeli mömeli falansın ya. Abi ne olmuş şimdi bak, bu bizim kültürümüz, İstanbul'da her insan yaptırıyor. Ben dövme sanatçısıyım bu arada. Korkuyor böyle değil mi? Benim işim bu. He. Kazanıyorlar abi şimdi, kazanca geldiği zaman da insanlar rahat. Şimdi baktığın zaman iş adamı da yaptırıyor abi dövme artık. İster inan ister inanma. Abi hayatta o kadar garip insan var ki, ben yani dövme sektöründe bunu öğrendim. Kadından da erkekten de soğudum. Kadının teki abi. Antalya'dayım o zamanlarda sezonda. Turist bir tane kadın. Çalışıyorum yani. Her neyse abi. Şimdi orada mevzu ne biliyor musun? Tasarımı biz yapmıyoruz. Tasarımcı sana geliyor. Dövmeci arkadaşı diyor ki, al da tasarımın hazır. Abi adam bana bir getirdi penis. Abartısız söylüyorum bak. Aa. Şakasız. Ben de senin gibi yaptım abi. Her neyse sorun yok. Transferi aldım. Kadının kalçasını yapacağım abi. Tamam mı o fotoğrafı? Penis yapacaksın. Penis yapacağım. Kadının kalçasını. Evet. Abi penis de sevgilisinin penisiymiş. Ben zannediyorum ki normal böyle internetten bulunan herhangi bir model yani. Tamam mı? Adamın hem abi orasını gördüm. Hem de detaylı bir şekilde yapmış oldum. Bir de 3 boyutlu yaptırdı kadın yani. Anladın mı? Ya bir hani 6 saat abi penis için çalıştım. Anladın mı? Aldığımız 3 kuruş para penis yaptım yani. Ben yani paylaşım yapamıyorum mesela. Bunun ben nasıl reklamını yapayım? Sosyal medyada ben penis mi atayım abi? Abi ciddi bir durum. Niye gülüyorsun sen? Ya Allah'ını seversen. Ben sana burada kardeşim olarak diyorum ki abi penis yaptım. Vallahi o gün için iyi durumda. Abi yalnız var ya, durum harbiden çok benim reklam. Abi. Reklamını da yapamazsın. Ben, hayır bir de bak, şerefsiz tasarımcı dövmeyi ucuza satmış. Hani bu neden bana piştiği ne? Hani anladın bir mı? Bir dakika, tasarım başkası mı yapıyor? Tasarım başkası yapıyor, satış başkasında. Adamın dalgayı birden fazla kişi çalışmış. Ben mesela abi dalgayı herkes gördü. Müdür gördü. Supervisor gördü. Bak hani abi. Kodumun p***ına bak ya. Adamın dalga elden ele geçti. Bir de anladın mı? Tasarımcıyı düşün abi sen. Hani bildiğimiz adam burada bir fotoğrafını çekmiş, anladın mı? Yollamış. Ya hani bak harbiden onu bir defa yaşadım. Çok iyi. Hayatımın en ilginç durumu da oydu. Ve dövmeyi abi çok ucuza satmışlar. Yani ondan ben bedava çalışayım yani. 6 saatim gitti. Yani pahalı mı satılmasını bekliyordun yani? Abi pahalı. Ya penis seviyorum ben ya. Pahalı gidecek abi tabii. Niye? Abi hem yani bu yani psikolojim bozuldu mesela benim. Hani psikolojim bozuldu abi. Bir tane Alman'ım ben, penis seviyorum gerçek... ben. Kadın Alman mıydı? Kadın da Alman, sevgilisi de Alman. Gerçek ölçüleriyle mi yaptı onu? Abi ereksiyon halindeyken çekmiş bile şerefsiz. Yemin ediyorum ama ereksiyon halindeyken çekmiş bilerek, şerefsiz yani. Bir şey soracağım. Buyur abi. Şimdi ben bir dakika, geç kaldım sende biraz ama evet. Bugün arabaya binen insanlara da hep şey yaptım. Onları analiz ettim. Ama doğru ama yanlış. Seni de analiz etmek istiyorum. İzin verir misin? Tabii ki. Biraz fazla palavra atıyor gibisin. Hayır hayır abi, kesinlikle. Bak şöyle bir şey. Zaten bak hani şöyle bir durum var. Ben burada palavra ne atabilirim ki? Ben sana burada villam var, ev mi var dedim. Yok. Ben abi iş hayatından kesilirim ki. Doğru. Zaten şimdi şöyle. Çoğu dövmeci olan meslektaşlarım bu durumu bilir. Dövme sektörü çok açık bir sektör abi. Çok rahat bir sektör. Şimdi sen evlisin, çocuğun var, eskiden kalmışsın abi. Büyümüşsün artık, yaşın geçmiş. Bilemezsin tabii ki. Dövme sektörünün abi içinde misin? Tamam, ben analiz yapmaya devam edeyim. Tamam. Ben de biraz böyle spor yapmayı severim. Evet. Biraz böyle aksiyon hızı seven, motor, araba hızı. Evet severim. Motor severim, araba normal kullanırım sadece. Hı. Evet. Ondan sonra yani mesela benim araba dedin ya, araban güzelmiş tarzmış falan diye. Evet. Yani ilgileniyorsun herhalde bu tarz şeylerle. Aslında öyle pek bir ilgim yok. Sadece hoşuma gitti abi. Ben yani normal düz bana Şahin de versen, Mercedes de versen benim için gitsin yeterli. Ama motor düşkünüyümdür. Motorun lüksünü Harley severim. Harley tarzı bir... Yok, racing. He. Aynen mesela 1000'lik motor ver, 600'lük ver, 250'lik ver, severim yani. Hoşuma gider. Sonra takılmayı sevmiyorum aslında. Daha da yeni kız arkadaşım, onu konuşmaya başladık şimdi. Mevzu ya Allah. İzleyecek şimdi, pek de anlatmak istemem bu durumları. Benim rakip kaç yerde formatım var. Sen çok böyle hızlı bir arkadaşsın. Evet. Bazı insanlar var mesela, sürekli bir şeyleri ifade etmek ister, sürekli kendini anlatmak ister. İşte başından geçenleri dile getirmeyi ister ve bunu anlatırken yaşayarak anlatır. Sen öyle bir arkadaşsın, tamam mı? O yüzden senin bu formata katılabileceğini düşünüyorum. O şimdi, ne abi, o konusu ne bunun? Rakip kaçar diye format var. Öyle bir döndün ki silah milah çıkaracaksın diye korktum yani. Ne tatlısı olduğunu gördün mü? Yok vallahi görmedim. Tamam. Abi böyle verince ben bir tereddüte düştüm yani. Kızım bakacağım. Neden göstermedin abi adını? Kuzan be abi. Çok iyi ya. Harbiden kuzanmış ha. Valla. Benim hayatımda benim en tatlı derim. Çok iyi bu ama.
Bu bak dışını biliyorum bak. Şu dışındaki neydi bunun? Keçi boynuzu muydu? Ne diyordu buna? Hatta erkeklerde cinsel performanslar arttırıyormuş. Babam, amcanlar falan hep büyüyor. Abi niye susun? Bak benim evimi bekliyor 2 saattir. Ne oldu? Bunun içerisinde ne var sence? Soru bu. İçerisinde ne var? Tahin var abi. Herhalde bu var abi. Evet, başka? Tahin var abi, tahin garanti var. Tahin yiyorum ben şu geldi. Herhalde ama... Fıstık var abi. Fıstık yok mu? Bakın. Ama ben ona benzer bir şey var evet. Karadeniz. İçerisinde ne olabilir? Giresun'da yapıyorlar, ellerinde yapıyorlar. İçinde ne olabilir? Biraz böyle... İlk harfini söyleyebilir misin abi? Giresun işte. Çotanak nedir biliyor musun? Çotanak. İlk defa duydum şu anda senden. Gerçek mi? Yemin ediyorum ilk defa duydum. İlk harf F. F. Falafel. Ne alaka? Fıstık dedik. Yok. Fındık. Evet. Fındık mı abi? Fındık ezmeli, pestil tatlısı. Yer misin bir tane öyle mi? Vallahi dur yerim bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden. Çok lezzetli değil mi? Çok güzel abi. Bu farklı bir sürüm mü bu? Ne bu? Harbiden çok tatlı. Şimdi ben yiyeyim ya. Dayanamadım. Çok iyi yiyeyim. Fındık ezmeli, pestil tatlısı. 3 tat tatlıları. Bizler de almak isterseniz. Önerir misin? Harbiden öneririm ya. Valla. Bak tatlıyla aram çok iyi değildir bu arada. Ciddi. Abartısız. Ama ağzında böyle abi lokum gibi dağılıyor. Çok güzel. O içinden çıkan sıvı çok güzel yapıyor ya insanı. Evet evet çok güzel. Almak isterseniz açıklama kısmında linkini bırakayım. Oradan alırsınız. Ben alabiliyor muyum şu an? Evet sana. Parasını verirseniz. Kaç para abi? Valla bilmiyorum. Harbiden bilmiyorum fiyatını. Valla bilmiyorum. Rakip açıya geleceksin mi? Gelirim bu arada. Vallahi. Ama cidden abi bunu zorlayacak bir şey olması lazım. Ben sana söyleyeyim yani. Ya ben zorlarım sen merak etme. Ama bir şey diyeceğim. Reklam karşılığında bu dövmeyi kapatır mıyız? Olabilir. Harbiden yapar mısın? Abi yenge denizini halledelim yani. Harbiden mi? Valla. Canın sağ olsun abi basit bir iş ya. Ben bir daha abi neresi müsaitse ben orada kalayım şu anda. Ya şıkta, sen zaten ha. Burası Suadi meydanı. Tamam Suadi Zara'dan fark ettim ben de. Zara var. Bak ha. Beymen'de şu ilerisi olması lazım. Ya burası müsait yer. Burada insan sorun olmaz mı? Yok olmaz. Tamam. Daha 72 saniye. Şey mikrofon alayım ya. Abi mikrofon artık benim. Abi cidden çok sağ ol ya. Çok harbiden. Teşekkür ederim. İyi denk geldik abi ben istasyonda. Abi hayat şartları işte bilemiyorsun. Hadi Allah'a emanet ol. Hoşçakal. Bayağı güzel. Valla beğendin mi? Abi, dikkat çekim. Ford Allah Allah. Evet. Allah razı olsun. Evren Ford Taunus'un olsun istedim ama olmadı. Yürüyerek gidiyoruz öyle. Niye Taunus? Taunus eski bir araba biraz. Eski araba ben eski model arabalar severim. Cadillac, Lincoln, böyle arabalar severim. Araba dediğin onlar şimdi. Yani, otomobil farklı, araba farklı. Şey, senin isim ne kardeşim? Aras abi. Nereden? Mahalleden mi tanışıyorsunuz? Yok, aynı iş yerine çalışıyoruz. Aynı şirkette çalışıyoruz. Ha. Öyle bir kaderimiz denk düştü. Ondan kaynaklı. Evet, kaderimiz denk düştü derken sanki manitaymış gibi konuşuyorsun emin ediyorum. Yok askerlik arkadaşı gibi ya. Kaderimiz denk düştü şey ya, birlikte çalışıp. Yani insanlar birbirinin hayatına böyle tesadüfen girmez abi ya. Öyle mi diyorsun? Hani kaderimde Aras kardeşim gibi bir insana tanışmak varmış. Geçtiği kez çok iyi bir insan. Sağ ol. Yüzü burada diye söylemiyorum. İyi diyorsun ya. Kendisi duysun ya. Allah razı olsun. Demin bugün birçok kişiyle yaptım ben bu bedava taksi olayını. Evet. Bir tane dövmeci bindi. Sende bayağı dövme varmış. Bende 26 tane var abi ya. Ne? Dövmeci olmaya ramak kaldı benim. Bir şey söyleyeceğim her iş ama işaretler sanki biraz Illuminati işaretleri var sanki. Yok ya o üçgen onun meselesini biliyor artık herkes ben de biliyorum. Ne o? O çok önceden beğendiğim bir kız vardı onunla alakalı bir şeydi. Aramızda bir muhabbet vardı. Ondan kaynaklı o kızı ben kaybettim. Yani öldü mü kaldı mı bilmiyorum ama hayatımdan çıktı. Onun hatırasını, anılarını yaşatmak için böyle bir üçgen. Seviyorsun alakalı. Aynen. Ya şu kızı sevmiyorum. O anki şeydi. Onu hatırlamak için yaptığım şeylerdi bunlarda. Bir sürü var. Bir 5-6 tanesi var. Niye yani. Üçgen peki? Kızın suratı üçgen miydi? Yani simada üçgen diye dalga geçiyorduk siması falan filan. Allah Allah. Allah çok tuhaf bir şey. Çocukluk şeyiyle. Olan bir muhabbetti yani. Aras da iyi bir isimmiş yani Aras. Evet. Gerçi Aras Bulut var. Aynen. Biz de Aras Demir artık. Ne? Aras Demir.
benim. Aras? Demir. Demir. Soyadım Demir. Biz de içerik çekiyoruz bu arada. Ne tarz? Biz kişisel olarak yaptığımız şeyleri paylaşıyoruz. Ne kadar takipçi var? 10K'ya yakın. Ha iyi. Aynen. Ya bir şey söyleyeceğim. Bugün var ya. Bir ilk aldığım çocuk içerik yapmıyordu. Öğrenciydi. Hı hı. İkinci aldığım kız o da içerik yapıyormuş. 70 bin takipçisi var. Mesela o da beni şaşırtmıştı. Sonraki aldığım bir arkadaş vardı işte. Dövmeci herhalde. Dövmeci mi aldım ondan sonra? Yoksa arada biri oldu mu? Hani dövmeci bir arkadaş vardı. Hı hı. O da içerik özlüyormuş. Biz de yapıyoruz kendi çabamızı. Ben genelde sosyal medyada trans bireylere yardımcı olmak adına içerikler çekiyorum. Niye? Hassas noktam mı trans bireyler? Yo, ben trans bireyim zaten kendim. Şahsiye olarak. Aa! Öyle, aynen. Benzemiyorum ama değil mi? Andırmıyorum. Anlaşılmıyor. Kimse anlamıyor. Bir saniye, sen kız mısın? Yani. Normalde aynen. Anadan doğma. Aynen. Hayatımın başında da iğne kullanıyorum. Sustanon kullanıyorum. Sakal çıksın diye. Sakal çıksın, vücudum değişsin, gelişsin diye. Ona şey yapıyor, götürüyor. İşte ameliyatlarım var işte. Bugün de hastane işlerimle uğraşmıştım. Ne ameliyatı olacaksın? Şimdi rahim ve yumurtalık ameliyatı olacağım. Ondan sonra diğer bir tane ameliyat var. O da penis ameliyatı. Onu olacağım ondan sonra. Bunu devlet hastanesinde mi olursun? Devlet hastanesi... de oluyorum ama sadece rahim ve yumurtalı oluyorum. Penis ameliyatını kendim özel olarak yaptırmak zorundayım. Devlet o kadar başarılı mı bilmiyorum. Yapıyor mu onu? Devlet de yapıyor mu peki onu? Yapıyor diyenler var ama ben çok şey yapmadım. Denk gelmedim. Rahim ve yumurtalık ne alaka? Onun ikisini beraber alıyorlar. Üreme durması gerekiyor. Çünkü trans bireylerin üremesi yasal değilmiş galiba, öyle söylüyorlar. Bir saniye. Kimlikte... Trans bireylerin kimlikte ne oluyor? Normal... Erkekse erkek, yani şu an mesela ben erkek olacağım için erkek olarak geçecek. Kadın olanına kadın, yani anlaması birazcık o imkansız gibi bir şey. Bir dakika, anlayamaz. Ben şimdi anlayamadım. Benim beynim yaktı. Trans bireylerin üremesi niye yasak olsun ki? Bilmiyorum, çocuk yani doğurmaması ya da işte ürememesi gerekiyormuş. Öyle yazıyor. Yani ürememesi gerekiyormuş. Nerede yazıyor bu? Bu sanırım şeylerde yazıyor. Hani dava süreçlerinde falan böyle olması gerekiyor. Yasal ne dava olarak. Sen biri dava mı açtın? Aynen, mahkemeye dava açıyorsun ve yasal olarak ürememe özelliğine sahip olman gerekiyor. Bir dakika dur şimdi. Ben bu konuya şu an fokuslanmak istiyorum. Sana ben. Sen çünkü kademe kademe anlata anlata gidiyorsun. Böyle atlaya atlaya gidiyorsun. Ben şimdi, hı-hı, sana biraz sorular sorsam. Sor tabii abi. Olur mu? Olur olur. Şuraya yani şeyim. Aynen şuraya daha mantıklı. Şuraya bir çarpar mı kapıya sen? Şu an sağımda. Mikrofon alabilirim senden. Tamamdır. Teşekkür ederim abi. Rakip kaçarı çağıracağım seni de. Tamam. Olur abi. Şu çantayı alabiliyor mu abi arkada? Teşekkür ederim abi. Bu arada memnun oldum ben de. Bir şey diyeceğim ya. Bu çok kötü oldu ya. Açık değil mi mikrofon? Yok ya. Bir bakarsın bir daha. Evet, şu an hiç iyi bir şey yapmadım. Yaka mikrofonumun şarjı bitmiş. Ben de bunu fark etmedim. Belki Aras ile olan sohbetimizi çok iyi... biraz ses sorunu olabilir bu süreçte. Arkadaşlar bugün 4 farklı kişiyle içerik ürettim ve beni de gerçekten reddetmediler. Beni en çok şaşırtan neydi hanımefendinin ismi? Eslem'di, evet. Eslem'di. Valla güzel bir gündü benim için açıkçası. Şu an Beşiktaş'tayım. Yani birilerini daha alsam mı? Bakacağım sağa sola. Bulabilirsem bulurum, bulamazsam yavaş yavaş ufak ufak giderim. Varlar ne? Var, vallahi abi ne söylesen haklısın. Arabayı 3 ay önce aldım. Evet. Bahanem dinliyorum. Evet. Evet. Bir şey yok abi. Hoşuma gitti, şimdi kullanıyorum ben, yalan söylemiyorum. Değiştir. Tamam. Ben şu an bir şey yazmayacağım. Teşekkür ederim. Beyaz taksak oluyor mu? Beyaz olur. Beyaz zaten standartta beyaz. Ya bunun yasak olduğunu sen de biliyorsun. Sonra da öğrendim, bilmiyordum. Bilmiyordum. Sonra da biliyorsun yani. Abi teşekkür ederim. Öğretmeyen var abi. Abi tamam. Sağ ol, tamam. Dikkat tamam. Et. Değiştir en kısa zaman. Tamam, boşuna tamam. Boşuna cebinden paran gitmesin. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Tamam, abi bir şey soramayayım. Bundan araba bağlayabilir misin? Ya şey veririm, izin veririm 7 gün.
Ha. 7 gün sonra değiştirmesine bağlanır herhalde. Ne kadar mesela? Direkt bağlar mıydın yani? Direkt bağlanır. Yok, hiç uyarmadan, izin vermeden önce bağlar mıydın? Öyle bir... Yok. Öyle mi? Abi teşekkür ederim, çok sağ ol. Evet, sağ olun. Kral bir polis abi ya, valla sağ olsun. Bahane dinledi. Valla sempatik polis abi ya. Bir de böyle otobüs duraklarında falan bekleyen bir çift varsa, sevgili olabilir, işte arkadaş olabilir, bir kız bir erkek. Bir de öyle birisini arıyorum yani. Deminden mesela önümde taksiye kaldıran birisi vardı. Ona yanlış bir sormadım. Ama dediğim figürü bulursam bir de öyle birilerine teklifte bulunacağım. Abla! Taksi bulamazsanız bedava götürebilirim. Teşekkür ederim. Peki. Eyvallah. Vallahi sormam lazım abi. Yani bazılarına soruyorum. Taksi çevirenlere özellikle sorması daha kolay oluyor. Çünkü onların bir yere gideceğini biliyorum yani. Öteki türlü sorması biraz daha zor oluyor yani. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hocam ben sosyal medyada içerik üretiyorum da. Ali abi, tanıyorum Ali'yi dedim abi. Aynen. Evet. Bugün bedava taksi diye bir içerik üretiyorum. İstiyorsanız gideceğiniz yere ben sizi bedava götürebilirim. Tak mı abi? Yok, tak yapmıyorum, bedava. Normal taksiyle. Ama biz videoya çıkamayız ki. Tam sizi blurlarım ya isterseniz. Nasıl? Blurlarım yani yüzünüzü isterseniz. Olur abi. Gidelim mi? Abi sen hemen gidelim mi? Tanıyorum ben. Ama önce atışalım, sonra elma bahçesi. Elma bahçesi nerede? Karadeniz Mahallesi'nde. Yakın. Tam fark etmez ya. Tanıyorum ben abi. Sorun değil ya. Götürürüm yani. Abi merhaba, nasılsın? Sen nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neyse, hep görüyordum. Ben sizi evlisinizdir diye tahmin ettim. Yok. Herhalde evleneceksiniz inşallah herhalde. İnşallah abi. O yüzden, de kameraya çıkamayız diye. Durumdan istersen bahset kız arkadaşına. Ben bahsedeyim, ben anlatayım. Sen bahset abi, sen daha iyi bahset. Şimdi ben sosyal medyada içerik üretiyorum. Taksi videoları çekiyordum hep bu zamana kadar. Ama yine hala hazırda taksi videoları çekiyorum. Biraz geniş kitlem var. Bugün de kendi arabamda bedava taksicilik diye bir hizmet veriyorum. Sağ olsun arkadaş da beni tanıyormuş. Dedim gideceğiniz yere ben götürürüm isterseniz. Aslında yani tanıyorum dedi, arkadaş değilim yani. Sosyal medyada tanıyorum. Öyle bir mevzu var. Dedi ki biz ekrana çıkamayız. Ben dedim blurdum atarım dedim. Sorun olur mu? Tamam. Peki şu sizde olsa olur mu? Olur. Taksam şuna. Takayım. Ben biraz sohbet ederiz. Ayrı ayrı mı gidecektiniz? Nasıl gidecektiniz? Beraber gidecektik. Arkadaşımı bırakacaktım. Oradan da ben de eve geçecektim. Şey mi kullanacaktın yine? Otobüs mü kullanacaktın? Otobüs. Yani taksiye el attık. Taksiler abi biliyorsun durmuyor. Sen de gerçeği. Bir ya da bırakacağım diye duydum ama. Ben ameliyat oldum bacaklarımdan da o yüzden. Bir şey söyleyeceğim. Kız arkadaşının ailesi biliyor mu seni? Ya annesi bir kere görmüştü işte. Ha. Sonra... Babası. Şey peki, sadece sizin yüzünüzü burlasam, sizin kalsa? Olur. Olur mu? Ama benim de gerçi tanıdıklar var, ben sıkıntı. Olmaz diye yani. Olmaz. İyi, size içerik çıkmaz çok fazla. Ya çok önemli değil yani, ben sizi yine gideceğiniz yere götüreyim. Ben bir blur atarım. Oradan sonra belki taksi bulurdun ama. Tabii ben hani diyordum oradan binerim artık diyorum. Ha. Ya da minibüsler falan geçiyor bizim oraya direkt. Oradan binerim. Ya. Evet. Ama diyordum bir kere, ben bazen böyle taksi falan kullanayım ya, denk gelecek miyim acaba Ali abiyle falan. Valla. Yani gelsem acaba ben hani konuşur muydum, ne derdim. Bir de böyle çok şeyim yok benim, hani çekingen bir insanım. Ha, çok konuşamam diyorsun çok yani. Çok konuşamam. O yüzden hani ya diyordum acaba denk gelsek nasıl olur falan. Geldik valla. Hem de yani hiç beklemediğim bir anda. Hiç beklemedim. Takside değil. Şey aynen. Yani normal araba. Aynen. Sizden bir rıza almam lazım. Ya tabii yapmak istemezseniz çok önemli değil. Evet. Ben içerik ürettiğim insanlarda bir muvafakatnamem var. Evra okusan şurada var. Bir bakma imkanın var mı? Olur, kabul ederiz abi ya. Vallahi çok sevinirim. Senden bir zarar geleceğini hiç düşünmüyorum. Allah razı olsun. Ama bu normalde yayınlayacağım insanlara aldığım rıza. Ama senin yüzünü blurlayarak yayınlayacağım yani. Tamam. Orada kalem var. Arka tarafta bir tane boş nüsha var istersen. Yani imzalamaya çok gerek var mı abi? Ya hani... İmzalamazsan da sorun değil benim. Değil mi? Ama imzalamak istemiyorsan imzalamayabilirsin. Tabii tabii, kayıt var, şey var, sıkıntı olacak. Tamam o zaman sorun yok. Ben bunları koyacağım mı abi? Yok. Aramızda sohbet edeceğiz. Çok içerik çıkartamadım sana vallahi, benim yok, bir ben şeyim var. Araba binmiş olmam bile benim için içerik ya. Valla çok ne teşekkür yapalım? Ederim. Bir ışıklardan, hatta burada ineyim abi sen inşallah. Sen İleride nasıl istersen. Bir var. İstersen gel çay ikram edeyim abi. Eyvallah. Çıkları geçince ineyim abi ben. Otursaydık iyi olurdu açıkçası abi.
Ya hanım, hanım Bağcılar'da. He. Onu alacağım annesinde. Oradan da bu ufak ufak ileride viaport var abi. Orada biraz belki enteresan. Sen oraya mı ben içeceksin? Burada yok, ben burada ineceğim. Daha herhalde birisini almam herhalde. He. İleride viaport var, orada sana içerik çıkartacak insanları bulursun. Kardeşim, abi. Çok teşekkür ederim. Abi görüşmek üzere. Çok iyi bak. Yok, şey mikrofon alsam olur mu? Ha, olur. Vallahi unutuyordum, az kalsın. Evet, bir misafirimizi daha indirdik. Yani keyifli bir gündü. Saat de geç oldu. Daha birilerini alsam bilmiyorum. Yani aldığım insanları hep uzun uzun götürdüm. Kısa kısa olsa farklı farklı yüzler ve farklı farklı konular ile karşınızda olurdum. Ama taksideki gibi sürekli sirkülasyon olmuyor. Bu da belki bir kısır döngüye sokabilir video içerisinde. Bilmiyorum. Yani böyle çeşit çeşit olur mu? E keyif alıyorsanız da eğer sizlerden ricam ama böyle birer tane beğeni atarsan oradan anlarım videoyu izlerken keyif aldığınızı. Bunu benden esirgemezseniz çok sevinirim. Eğer bu kardeşinizi samimi görüyorsanız bunu yapın ama samimi görmüyorsanız sıkıntı yok. Yapmayabilirsiniz. Sonuçta herkes beni sevmek zorunda değil. Attığım başlık dikkat çekmiş olabilir. Kapak resmi dikkat çekmiş olabilir. Videoyu izler ama beğeni atmak zorunda değil. Takip etmek zorunda değil. Fakat algoritmada bizi öne çıkartan bir takım teknikler bunlar. İşte abone olmak, yorum yapmak vesaire. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben gerçekten içerisinde hakaret olmadan eleştiri yapılmasından keyif alıyorum. Çünkü yaptığınız eleştiriler beni doğruya götürüyor. Yorumlarda bakıyorum, yani yorumun yüzde kaçı beni hangi yönde eleştiriyor. O yönde ben de kendimi hatam varsa evrilmeye çalışıyorum. Varsa eğer hoşunuza gitmeyen video içerisinde bir durum, bu konularda beni eleştirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hatır taksi bitti.